Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten yapımı, lezzeti çok farklı, bambaşka bir kek tarifiyle geldim. Margarin ile yapıyoruz. İçerisinde süt yok, sıvı yağ yok. Bu pastanelerdeki baton keklerden çok çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle kalıbımızı azıcık margarin sürerek fırça yardımıyla güzelce her yerini eşit bir şekilde yağlayalım. Arkadaşlar ben her zaman margarin ile yağlamaktan yanayım. Çünkü kalıp ya da borcam, kaseler bile kesinlikle margarin ile yağlandığında asla yapışma olmuyor. Kalıbımız bir kenarda yağlanmış hazır bir şekilde beklesin. Biz bir kasemizin içerisine 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekleyip bunları kaşık yardımıyla güzelce alt üst yaparak karıştıralım. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra eleğimizin içerisine un, vanilya ve kabartma tozlu karışımımızdan koyup güzelce elekten geçirip eleyelim. Size söylemiştim az önce de gerçekten farklı bir kek tarifi diye. Arkadaşlar bunu böyle yapmamızdaki amaç daha kabar kabar, gözenekleri belirgin ve inanılmaz lezzetli bir kek elde ediyoruz. Unumuzu güzelce elekten geçirelim. Benim eleğim küçüktü, o yüzden iki aşamada yaptım bunu. Siz eğer büyük elek kullanıyorsanız tek seferde saniyeler içerisinde eleyebilirsiniz zaten. Evet, unumuzu da eledik. Bu da bir kenarda kalıbımızla beraber beklesin. Şimdi çırpma kabımızın içerisine 1 su bardağı toz şeker, bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml, 125 gram yani yarım paket oda ısısında yumuşak olan margarinimizi ekleyelim. 2-3 dakika boyunca güzelce mikser ile çırpalım. 2-3 dakika boyunca güzelce çırpalım. Bunu yapmamızdaki amaç da arkadaşlar şekerimizin margarin ile erimesini sağlamak. Daha sonra içerisine 4 tane toplamda yumurta kullandım ben. Her bir yumurtamızı kırıp içerisine ekledikçe 1 dakika boyunca çırpma işlemine devam edelim. Toplamda 4 yumurta kullandım ve toplamda 4 dakika çırpmak oluyor bu. Her bir yumurtamızı çırpalım. Ondan sonra tekrar yumurta ekleyelim. Tekrar 1 dakika çırpalım. Tekrar yumurta ekleyelim. Bu 4 yumurta bitene kadar bu işleme devam edelim. Böyle çok zahmetli gibi görünebilir ama normal keklerde zaten sadece yumurta ve şekeri 8 dakikada 5 dakikada çırpıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pratik, gerçekten inanılmaz da lezzetli oluyor. Eğer farklı bir kek tarifi arıyorsanız kesinlikle bu tarifimi denemenizi size şiddetle tavsiye ediyorum. Daha sonra içerisine 1 paket krema ekleyelim. Yaklaşık 200 ml'di. Paketimizi iyice sıkalım, 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 böyle tamamını çıkartalım. Birazcık maliyetli oluyor maalesef, çünkü krema birazcık malum pahalı. Benim de zaten sık yaptığım bir tarif değil, böyle arada sırada çok nadir yapıyorum. Ama kesinlikle bunu da sizinle paylaşmam gerekiyordu. Dediğim gibi özel misafiriniz geldiğinde çok farklı bir tarif istiyorsanız eğer bunu yapın. Yoksa krema gerçekten pahalı maalesef. Şimdi unu iki aşamada karışımımızın içerisine ekleyelim. Önce yarısını koyalım. Yaklaşık 15-20 saniye çırpalım. Sonra tekrar diğer unumuzun yarısını koyalım. 15-20 saniye daha çırpmamız yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine arkadaşlar isteğe bağlı olarak bu kuru meyvelerden kullanabilirsiniz. Kuş üzümü, kayısı, gün kurusu, limon kabuğu, portakal kabuğu, damla çikolata, fındık, fıstık, ceviz ekleyebilirsiniz. Ben şöyle avuç içi kadar kuru üzüm vardı. Onu bıçakla küçük küçük kestim. Onu ekledim. Bir küçük portakalım vardı. Onu rendeledim. Ben bu şekilde değerlendirdim. Dilerseniz sade yapabilirsiniz. Dilerseniz bir yemek kaşığı kakao kullanarak kakaolu da yapabilirsiniz. Bunları da 15-20 saniye çırpalım. Daha sonra kek kalıbımıza dökelim. Arkadaşlar şu an videoda da görüyorsunuz. Kesinlikle akışkan bir kıvam olmayacak. Katı bir kıvam elde edeceksiniz. Kekimizin bu kıvamda olması sizi en ufak endişeye sokmasın. Çünkü gördüğünüz gibi benim sonucum ortada. Asla cıvık olunca daha kabarık oluyor, katı olunca daha sönük oluyor diye bir kavram yok. İçerisinde kullandığınız malzemelere bağlı. En başta margarin ile yağlamış olduğumuz baton kek kalıbımıza güzelce kek harcımızı dökelim ve kaşığın ucu ile ileri geri yaparak tamamını güzelce yayalım. Ne kadar yayarsak yayalım kesinlikle çok gerçekten ciddi anlamda gözenekleri olan ve kabarık bir kek elde edeceğiz. Biraz sonra piştikten sonra ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Evet, kekimiz şu anda hazır. Hiç bekletmeden önceden sıcacık ısıtmış olduğumuz 160 derece
derecelik fansız fırında, arkadaşlar fansız fırında 45 dakika boyunca nar gibi kızarana kadar pişirelim. Bakın görüyorsunuz, az kalsın taşacakmış. Zaten bu kek taşmalarından dolayı fırınımın tabanı ne kadar temizlersem temizleyeyim hiçbir şekilde temizlenmiyor, maalesef iz kalıyor. Evet, kekimiz şu anda hazır. Arkadaşlar ilk sıcağı geçtikten sonra temiz bir mutfak bezimizi yıkayıp sımsıkı olacak şekilde sıkalım. Ve daha sonra kekimizin üzerini komple bu bezle kaplayalım. Kekin gözenekleri ve dokusu açısından bu çok önemli, oda ısısına gelene kadar bekleyelim. Oda ısısına geldikten sonra servis tabağımıza kekimizi ters çevirelim. Kalıbımızdan çok rahat bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Üzerine birkaç kez vurmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dokusunda, görüntüsünde bozulma yok. Yıllardır kullandığım kek kalıbı olduğu için maalesef dibinde azıcık yapışmalar olacak. O da söz konusu bile olamaz zaten. Keskin bir bıçak yardımıyla dilediğimiz incelikte, kalınlıkta dilimleyelim. Patates salatası kısırınızın, çayınızın yanına çok güzel eşlik edecek bir tarif. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.